Merhaba, ben Şahane Faak. Bugün Tonguç Akademi'deyim. Önce Google sorularını, sonra da sizden gelen soruları cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Önce Şahane Faak ne yazılınca çıkan sorularla başlayalım. Şahane Faak nereli? Babam Edirneli ama ben doğma büyüme İstanbulluyum. Şahane Faak ne zaman doğdu? 6 Haziran 2007. Şahane Faak ne burcu? İkizler ama yükselenim aslan. Şahane Faak nerede yaşıyor? İstanbul'da yaşıyorum. Şahane Faak'ı ne kadar tanıyorsun? Bayağı bir tanıyorum Şahane Faak'ı. Evet, şimdi de Şahane Faak kaç yazılınca çıkan sorular. Şahane Faak kaç yaşında? 13 yaşındayım. Şahane Faak kaçıncı sınıfa gidiyor? 8. sınıfa gidiyorum. Şahane Faak kaç kilo? 50 kiloyum. Bir önceki videoda 49 kiloydum bu arada. Kendi kanalında kilo mu aldın Şahane? Olabilir. Şahane Faak kaç yaşında boyu? 13 yaşındayım, boyum 1.65. Şahane Faak sevgilisi. Yani buna kaç kere cevap vereceğim bilmiyorum. Sevgilim yok. Şimdi Şahane Faak hangi yazılımına çıkan sorular? Şahane Faak hangi okula gidiyor? Bir okulda %50 başarı bursuyla okuyorum. Şahane Faak hangi dizilerde oynadı? Muhteşem Yüzyıl. Cengaver Şehzadem. Bayramınız mübarek olsun. İçeride. Daha kaç kez söyleyeceğim sana gelme diye. Baba, seni özlüyorum, ne yapayım? Toz koparan İskender. Bunlar sanırım. Şahane Faak hangi takımı tutuyor? Beşiktaşlıyım tabii ki. Şahane Faak hangi ajansı kayıtlı? Şu anda bir ajansım yok. Şahane Faak hangi ayda doğdu? Haziran ayında, 6 Haziran. Şahane Faak hangi burcu? İkizler burcuyum. Şahane Faak hangi yılda doğdu? 2007. Şahane Faak hangi takımda oynuyor? Beşiktaş altyapıda oynuyorum. Ne olarak? Kaleci olarak. Şimdi de sizden gelen sorularla devam edelim. İlk sorumuz Deniz Yıldız'dan gelmiş. Şu an başlayan hangi dizide oynamak isterdin? Toz Kuparan İskender'i çok seviyorum. O yüzden Toz Kuparan İskender diyebilirim. Yani başka dizilerde zaten izleyemiyorum başka dizileri çünkü zamanım olmuyor. Ama Stranger Things olabilir, bir Dark olabilir. Niye olmasın? Stranger Things için Toz Kuparan'ı bırakır mısın? Bırakmam. Hadi inanalım bakalım. Evet, ikinci soru. Nisanur Demirci. Okuldaki arkadaşların ve öğretmenlerin ünlü olduğun için sana ayrıcalık gösteriyor mu? Yani göstermiyorlar tabii ki. Herkesi nasıl davranıyorlarsa bana öyle davranıyorlar. Hatta benim daha fazla ders çalışmam lazım bu yoğunlukta olduğum için. Ama herhangi bir şey göstermiyorlar. Kıyak yok diyorsun. Kıyak yok. Evet. Üçüncü soru. Fatma Betül Çiftçi. Bu kadar hayranın olması onun için nasıl bir duygu? İlginç bir duygu aslında. Beni tanımayan insanların beni sevmesi gerçekten çok iyi bir duygu aslında. O yüzden bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. İsmime niye baktın ki zaten adlı kullanıcının sözü. Setteki en iyi anlaştığın erkek veya kız. Ben bunu kendi kanalımdaki videoda da söylemiştim. Hiçbir arasında ayrım yapamam. Hepsini çok seviyorum. Bazılarıyla zaten daha önceden de tanışmıştık. Diğerleriyle yeni tanıştık ama sanki senelerdir arkadaşmışız gibi çok iyi anlaşıyoruz hepsiyle. Hazal Özgül. Çağan İskender karakterini canlandırman istendiğinde sana ne dediler ve nasıl haber verdiler? Seni nasıl seçtiler? Yani ben audition'ı İstanbul'da vermiştim. Ondan sonra yazlığa gitmiştim. Audition ne demek? Audition işte... Teşekkür ederiz. Yani anlatamadım şu anda da. Audition dizide kimin oynayacağına karar verilmesi için yapılan deneme çekimi. Dediğim gibi audition'ı İstanbul'da verdim. Sonra yazlığa gittim. Ve seçildiğimi öğrendiğimde ben denizden yeni çıkmıştım o sırada. Ve çok mutlu oldum yani İskender karakterini canlandıracağım için. Gerçekten gurur vericiydi benim Sana için. Sana haberi kim verdi? Bana haberi annem verdi. Şaşırdım açıkçası. O sırada zaten kuzenimle denizdeydik. Ama mutlu oldum, çok mutlu oldum. Bu sene 100 kullanıcısı. Hayatım boyunca aldığın en düşük not ve neden aldığın? Nasıl hissettiğin? Şöyle 6. sınıfta biz İspanyolca dersi görmeye başlamıştık ve o sırada da antrenman falan çok yoğun olduğu için sınavı pek çalışamamıştım ve 70 almıştım. Hayatımın en düşük notu 70. Yani üzülmüştüm açıkçası ama sonra bir daha 70'in altında veya 70 almadım. Evet, sıradaki soru. Beyza Sultan Uysal tarafından. Çağan'a sorum. Ağlaman gereken sahnelerde nasıl ağlıyorsun? Yani bunun birden fazla tekniği var ama ben genelde duyguya girerek ağlıyorum. Yani duygu gelmediği zaman da bazı teknikler var tabii, o şekilde de ağlayabiliyorum. Ne düşünüyorsun mesela? Aklına bir şey getiriyor musun? Ya şimdi şunu düşüneyim yani, de ağladım diye. Yani ben onu kullanmıyorum. Aklıma kötü bir şey getirmeyi kullanmıyorum. Duygu gelmediği zaman bir yere sabit bir şekilde gözümü kırpmadan bakınca en azından yani gözüm yaşlanıyor. Sonra da illaki duyguya girmek lazım oluyor. Evet, Zeynep Esma. Çağan Efe'nin doğum günü 6 Haziran ve doğum gününde LGS'ye girecek, bu konu hakkında ne düşünüyormuş acaba? Severek takip ediyoruz.
tamamen çok büyük bir tesadüf. Ya ben öğrendiğimde bayağı şaşırmıştım açıkçası. Sevineyim mi, üzüleyim mi pek bilemedim ama inşallah doğum günüme renk atacağım sınav çıkışında. Sude Vanessa Ağdaş. İngilizce dersin nasılsın? Derslerin iyi mi? Nasıl hem oyunculuğa hem de derslere vakit ayırıyorsun? Ya İngilizce dersimin iyi olduğunu düşünüyorum. Derslerimin de kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki diyorlar ki işte sen zaten oyuncusun, çok da çalışmana gerek yok. Çalışmıyordur, niye çalışsın ki diyorlar. Ne diyorsun? Diyebileceğim bir şey yok. Ben zaten şu anda okuduğum okulda %50 bursla okuyorum. Ve aynı okulun lise için bursluluk sınavında %60 burs kazandım. Ama hala çalışmaya devam ediyorum çünkü bir hedefim var. Ben bir şey merak ediyorum. Yıllık ortalaman kaç peki? Yıllık ortalamam 98 miydi, 99 muydu, öyle bir şeydi galiba. Yağmur Eda. Ezberi ne şekilde yapıyorsun ve ezberi yaparken zorlanıyor musun? Oyunculuğa ilk başladığım zamanlarda tabii ki de zorlanıyordum ama ondan sonra yeni teknikler öğrenerek kolaylaştı. Mesela benim tekniğim bir teksti 2-3 kere okuyorum. Sonra kendim ezber geçmeye çalışıyorum ve takıldığım yerde baştan başlıyorum. Bu şekilde ve eğer ezber yapacaksanız ve zamanınız varsa akşam okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gece kafanızda demleniyor. Peki bir soru daha. Anlatırken kime karşı anlatıyorsun? Duvara karşı mı, annene mi, kardeşine? Yani genelde kardeşime karşı anlatıyorum. Öyle hem daha eğlenceli oluyor hem de daha iyi bir şekilde ezberleyebiliyorum. Hem de bir tek o dinliyor diyebilir miyiz onunla? Hatice Çelik. Günde kaç soru çözüyorsun? Çalışma programını anlatır mısın? Sabah 8.30'da online derslerim başlıyor. Akşam 4 gibi bitiyor. Ondan sonra da 11'e kadar soru çözmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani günde 200-250 civarında soru çözüyorum. Yani belli bir çalışma programım yok. O gün hangi derse ihtiyacım varsa onu çözüyorum. Peki en sevmediğin konu ya da en sevmediğin ders hangisi? Yani açıkçası sevmediğim bir ders yok. Ama en çok zorlandığım ders şu anda matematik diyebilirim. Ege Yaşar. Sette hiç lafını unuttuğun ya da oku atamadığın oldu mu? Tabii ki de oldu. Sonuçta insanız. Ama çok tatlı bir yönetmenimiz var. Çok inanılmaz güzel bir set ekibimiz var. O yüzden hiçbir sorun olmadan tekrar alabiliyoruz. Babyface Çağan. Çağan'a sorum. En son attığın telefon mesajını göster. Bu yoktu. En son... Kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Galiba öğretmenimle konuşmuştum. Bakalım ama şimdi olmaz böyle ya. Tamam, göstereyim mesajı. Bakayım, ben de hatırlamıyorum şu anda. Evet, matematik hocamla konuşmuşum. Bir soru sormuştum, cevabını yazmış. Buradan Nurdan hocama da selamlar. Evet, son iki soru. Kotter Hosen diye bir arkadaşımız. Oyunculuk dışında başka ne yeteneklerim var? Hobi diyelim, yetenek demeyelim. Rubik küp çözmeyi çok seviyorum. Beşiktaş altyapıda oynuyorum. Onun dışında seslendirme yapıyorum. Ne seslendiriyorsun? Bir çizgi film seslendiriyorum. Vay. Evet, son sorumuz. Art. Televizyonda kendini izlemek nasıl bir duygu? Kendini eleştiriyor musun ya da wow, bu sahne ne kadar güzel oynamışım gibi şeyler. Dizi izlerken annen baban eleştiriyor mu? Tanınan biri olmak nasıl bir duygu? Bazen sıkılıyor musun? Atıyor musun telefonu bir kenara? Eskiden ben oynadığım dizileri hiç izlemezdim. Çünkü çok utanırdım aynen falan izlediğinde. Ama şu anda Toz Kıvar'ın İskender'i izliyorum. Kendimi değerlendiriyorum. Bu sahneyi daha iyi oynayabilirmişim gibi şeyler söylüyorum. Bazen de gerçekten iyi oynadığımı kabul ediyorum. Ailem bir şey diyor mu hiç böyle ya? Çağın şurada şöyle yapsaymışsın keşke falan diye. Yani çok eleştirmiyorlar onlar. Sadece izliyorlar, beğeniyorlar. Teşekkür ederim onlara da. Bu şekilde. Evet, sorularınız bitti. Çok teşekkürler sorularınız için. Bu arada bir video daha var. Hepimiz için sürpriz olacak. Beklemede kalın.